2014 Nisan ayında Nisan ayı önceki borçları 6502 sayılı yasayla yapılandırdık. Üzerinden 2 yıl 2 ay kadar bir alacak dönemi geçtikten sonra bu defa 2016 Haziran öncesi alacaklarımızı yapılandırıyoruz. Malum vergi yapılandırması işin içinde. Tabii bu kadar sıklıkla neden yapılandırma soru işareti gelebilir. Bu defaki hakikaten çok yakın bir süreçte oldu. Bundan şöyle yorumluyorum. Malumuz ülke zorlu bir süreçten geçiyor. Tekrar normal önlemlerimiz yeniden bu olaylardan kurtulup çağa kaldırabilmemiz için tabii ki alacak görecek ilişkilerini dengeye girmesi gerekiyor. Hükümetimiz buna münhasıran 2016 Haziran öncesine yapılandırılmasını öngörmüş olabilir diye düşünüyoruz. Tabii 2016 Haziran rakamlara baktığımız zaman bu 4A sigortalı sayımız 14.273.597 kişi oldu. Bunlara işte çırak vesaire onlar dahil diye tabi sigortalı. Esnaf sayılarımıza baktığımız zaman 1.902.212 kişi zorunlu bağ kursatüsünde. Kamu çalışanlarına baktığımız zaman 3.083.038 kişi, toplamda 21.562.168 sigortalımız var. Yalnız genel sağlık sigortası sayımız ise yine Haziran ayı rakamlarına göre 9.531.704 kişi. Genel toplamda prim ödeyen 31.093.872 kişi var. Bunların bakmakta yükümlülükleri ve emeklilerimizle birlikte 77.107.728 sosyal güvenlik kapsamında kişi bulunuyor. Yani nüfusun %97.9'una sosyal güvenlik dokunmaktadır. Aktif iş yeri sayımız ise 4A sigortalı çalıştırılan iş yeri sayısı ise 1.751.637 kişi. Baktığımız zaman sigortalı sayılarımız artıyor. İş yeri sayılarımız da artıyor. Yani ticari açımlar değişiyor. Fakat neden yapılandırmalar, alacaklarımız belli bir sistem içinde değil, yapılandırmalara ihtiyaç duyuyor. Bunun da sebebi şu olabilir, 2015 yılında sosyal güvenlik kurumu açığımız 11.444 milyon TL. Baktığımızda tahsilat oranlarımız, yani 4A'lı prim tahsilatı oranlarımız 2015 yılında %86.80. 2016'nın ilk 6 aylık ortalamasına baktığımızda tahsilat oranımız %87.34. Yani takdir edersiniz ki %13-15 bandında bir tahsilat eksiğimiz var. Bir tahsilatlarımızı yapamıyoruz. Emeklerimize para harcamasına bir sağlık ödemelerimiz var. Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik için prim alacakları bizim için önemli. Bu durumda tabii ki alamadığımız alacaklarımızla ilgili de yapılandırmalara müracaat ediyoruz kurum olarak. Tabii Malatya ilinde baktığımız zaman tahsilat oranımız %84.0, yani %84, yani ülke ortalamasından biraz daha aşağıda 4 sigortalı tahsilat oranları. Ülkedeki kayıt dışı oranlarına baktığımızda 2016 Mayıs ayında %33.82. 2008 yılında bu rakam %43.5'ti. Yani 10 puanlık bir indirim inmiş yani. 33'e kadar gerilemiş. Burada 1 puanlık